Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Der Stundenplan, yani haftalık ders programı. Burada arkadaşlar, haftalık ders programıyla beraber ne işleyeceğiz? Dersleri işleyeceğiz ve hangi dersi ne derece seviyoruz ya da sevmiyoruz ya da ortalama buluyoruz gibilerinden beğenimizi ifade ediyor olacağız. Hazırsanız dersimiz başlasın. Dersler deyince arkadaşlar, Almanca'da Die Fächer deniliyor. Demek ki Die Fächer dersler demekmiş. İlk dersimizle başlayalım. Türkçe derken demek ki Almanya'da Türkçe dersleri de var arkadaşlar. Türkisch deniliyor. Demek ki Türkisch Türkçe dersi demekmiş. Matematik derken arkadaşlar, matematik tıpkı güzel Türkçemizde olduğu gibi matematik değil mi? Ancak ben kısaca matematik için mate de diyebiliyorum. Bu birazcık daha böyle gençlik ağzı mate diye geçiyor. Ancak mate ya da matematik dediğim gibi her ikisi de kullanılmakta. Sonraki derse baktığımızda arkadaşlar sport. Sport adı üstünde spor dersi değil mi? Güzel Türkçemizde biz ne diyoruz? Beden eğitimi diyoruz değil mi? Ancak Almanca'da bu spor dersi diye geçiyor. Dolayısıyla sport arkadaşlar adı üstünde beden eğitimi ya da spor dersi olarak kullanılmakta. Geschichte, evet Geschichte arkadaşlar bu da tarih demek. Ancak arkadaşlar şunu da söylemekte fayda var. Geschichte tarih diyebileceğim gibi diğer anlamı, ikinci anlamı da hikaye. Demek ki hikaye ya da tarih anlamına geliyormuş Geschichte. Tabii ders olarak baktığımızda bunun birebir karşılığı tarih dersiymiş. Sonraki derse baktığımızda arkadaşlar Kunst. Evet, Kunst arkadaşlar sanat dersi demek. Tabii güzel Türkçe'de ne diyoruz biz? Resim dersi diyoruz, öyle değil mi? Ya da işte ne diyebiliyoruz? İşte sanat dersi de belki bazı okullarda kullanılabiliyor. Çünkü bunun içerisinde sadece işte resim, boyama yok değil mi? Onun haricinde ahşap boyamacılığı da işin içerisine girdiği için belki bu Kunst ya da işte sanat kapsamında değerlendirildiğinde belki daha da doğru olacaktır. Demek ki Kunst kısacası sanat dersi olarak da birebir çevrilebilir. Müzik adı üstünde müzik dersi demek. Müzik. English. Evet, bunu da tahmin edebilirsiniz ki bu da İngilizce dersi demek. Deutsch. Artık bunu biliyoruz değil mi? Deutsch neydi? Almanca dersi denildiğinde demek ki Deutsch denilmiş oluyor. Sonraki derse baktığımızda arkadaşlar Sachkunde. Evet, Sachkunde arkadaşlar hayat bilgisi olarak çevrilebilir. Demek ki Sachkunde Almanca'da değil mi? Sachkunde anlamına gelen hayat bilgisi Sachkunde'ymiş. Naturwissenschaften. Evet arkadaşlar bu bunun alt branşları var. Naturwissenschaften fen bilimleri anlamına geliyor. Natur neydi arkadaşlar? Doğa demekti. Wissenschaft bu da bilim anlamına geliyor. Dolayısıyla doğa bilimleri olarak da kullanılabilir. Dolayısıyla doğa bilimlerine baktığımızda neydi bunun açılımında? Biyoloji vardı işin içerisinde. Ne vardı? Fizik vardı. Değil mi? Kimya dersi var. Değil mi? Dolayısıyla baktığımızda güzel Türkçemizde ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Biyoloji demek ki biyoloji demekmiş. Fizik bu da fizik değil mi? Şemi bu da kimya dersi anlamına geliyor. Şemi. Demek ki Naturwissenschaft neymiş? Doğa bilimleri demekmiş. Biyoloji adı üstünde biyoloji. Fizik demekmiş. Şemi bu da kimya demekmiş. Sonraki derse baktığımızda informatik bu da neydi? Güzel Türkçe'de enformatik ya da bilişim değil mi? Bilişim dersleri değil mi? Bu dersler neyi kapsıyor? İşte bilgisayarla ilgili değil mi? Bu yapılan işte bilgisayar dili, kodlama ile ilgili çok son yıllarda popülerlik kazanmış olan bir branş değil mi? Bilgisayarla ilgili bu dijital olan durumlarla değil mi? İlgili bilişim diyebiliriz kısacası. İnformatik
demekmiş. Sonraki derse baktığımızda arkadaşlar Religion, Ethik. Evet, din kültürü ve ahlak dersi değil mi? Religion, Ethik. Bu da değil mi? Ahlak demek. Dolayısıyla Religion, Ethik olarak geçiyor bu ders. Sonraki derse baktığımızda arkadaşlar Geografi. Evet, Geografi, coğrafya değil mi? Geografi demek ki coğrafya demekmiş ve birbirine yakın geometri, bu da ne yapıyor? Geometri adı üstünde değil mi? Geometri demiş oluyoruz ki bu da aslında matematikle eş zamanlı giden bir branşta diyebiliriz değil mi? Difesha, difesha, Türkiş, Türkiş, matematik, matematik, sport, sport, Geschichte, Geschichte, Kunst, Kunst, Musik, Musik, Englisch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Sachkunde, Sachkunde, Naturwissenschaften, Naturwissenschaften, Biologie, Biologie, Physik, Physik, Chemie, Chemie, Informatik, Informatik, Religion, Religion, Ethik, Ethik, Geographie, Geographie, Geometrie, Geometrie. Şimdi arkadaşlar bu derslerle ilgili beğeni seviyelerini bir inceleyelim. Hangi ders ilginç, hangi ders ilginç değil ortalamada. Tabii bir öğretmen olarak şunu da söylemekte fayda var. Her ders özel, her ders güzel arkadaşlar, öyle değil mi? Dilerseniz öncelikle hoşumuza giden derslerle başlayalım. Tabii bu beğeni seviyelerini arkadaşlar sadece dersler için değil, başka şeyler için de kullanabiliriz hayatta, öyle değil mi? Şimdi beğendiğimiz şeyler için ne diyebiliriz Almanca'da? Toll değil mi? Bunu nerede görmüştük? Wie geht's diye değil mi? Nasılsın? Es geht mir toll demiştik değil mi? Interessant. Interessant arkadaşlar bu da ilginç demek. Demek ki toll harika, müthiş. Interessant da adı üstünde değil mi? İlginç anlamına geliyor. Cool. Evet, bu da biraz gençlik ağzında değil mi? Güzel Türkçe'de de sanki kullanılıyor öyle değil mi? Gençler arasında cool yani çok böyle alımlı, çok böyle güzel anlamında, müthiş anlamlarına gelebiliyor cool lafı. Bu da İngilizce'den gelmiş. Ortalama bir şeyden bahsedecek olursak okey diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne iyi ne de kötü derken demek ki okey diyebiliriz yani. İdare eder anlamında. Naya es geht. Bakın bunu naya es geht. Bunu nasılsın derken değil mi? İşte ne iyi ne kötü derken değil mi? %50 demiştik hatta. Naya es geht diyebiliriz. Bunu derslere de uyarlayabiliriz. Evet. Üzgün surata baktığımızda arkadaşlar. Burada da total blöd tamamiyle, evet blöd, buna baktığımızda arkadaşlar ahmakça anlamına geliyor. Tabii bunu küfür olarak da algılamamak ya da argo olarak algılamamak lazım arkadaşlar. Aynı şekilde doof, bu da gene o aynı anlama gelebiliyor. Langweilig denildiğinde ise bu da sıkıcı demek arkadaşlar. Demek ki langweilig sıkıcı demekmiş. Tabii güzel Türkçemizde arkadaşlar burada o üzgün suratla ilgili olan söylemler de, değil mi? Pek fazla kullanılmıyor. Ancak biz bunu Almanca olarak baktığımızda, o dil dinamiğinde bakmamızda fayda var. Dolayısıyla güzel Türkçemizde bu pek böyle karşımıza çıkmıyor, öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar bu beğeni seviyelerini ne yapalım? Derslere bir uyarlamaya çalışalım. İsterseniz buraya baktığımızda arkadaşlar Wie findest du? Nasıl buluyorsun değil mi? Finden bulmak demek. Wie findest du denildiğinde nasıl bulursun? Soru yapısını görüyoruz. Ancak bunu görmeden önce arkadaşlar şu ilk cümlemize bir bakalım. Ich finde Mathematik interessant. Ben matematiği ilginç buluyorum. Şimdi arkadaşlar Almanca'da
Cümle kurulumuna baktığımızda eylemimiz ikinci pozisyonda kalıyor. Yani ben buluyorum matematiği şeklinde ilerliyor. Tıpkı güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? Eylemi cümlenin sonuna atıyorsak Almanca'da eylemimizi ikinci pozisyonda korumuş oluyoruz. Ich finde Mathematik interessant. Yani matematiği ilginç buluyorum. İkinci cümleye baktığımızda bakın oklara baktığımızda arkadaşlar matematikle başlamış cümlemiz ve ne oluyor? Bakın ikinci pozisyonda gene finde yani eylemimiz bulmak eylemi ikinci pozisyonda kalıyor ve öznemiz olan eş ne olmuş? Hemen ardından geliyor değil mi? Demek ki eş finde matematik yerine matematik finde eş şeklinde de yorumlanabiliyor. Dolayısıyla ich finde Mathematik interessant, ben matematiği ilginç buluyorum ya da Mathematik finde ich interessant, matematiği ben ilginç buluyorum şeklinde de yorumlanabiliyormuş. Her ikisi de doğru. Türkçe'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Güzel Türkçe'de ben derken ne yapıyorum? Neyin altını çizmiş oluyorum? Öznenin öyle değil mi? Ancak matematiği İlginç buluyorum derken neyin altını çizmiş oluyoruz? Değil mi? O dersi yani matematiği. Almanca'da da durum böyle arkadaşlar. Dolayısıyla ben vurgulamak istediğim şeyi cümlenin başına getirdiğimde ne yapmış oluyorum? Onun altını çizmiş oluyorum. Onu vurgulamış oluyorum. Şimdi diğer örneğimize bir bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Wie findest du Musik? Yani ne diyor bu cümle bize arkadaşlar? Müziği nasıl buluyorsun? Wie findest du Musik? Müziği nasıl buluyorsun? Diyelim ki müziği çok havalı, çok cool buluyorum diyeceğim. Ne diyeceğim? Ich finde Musik cool. Değil mi? Ben müziği cool buluyorum, havalı buluyorum değil mi? Ya da müziği başa getirseydim de anlam değişmeyecekti. Ancak neyin altını çizmiş olacaktım? Dersin altını çizecektim. Neymiş o ders? Müzik. Dolayısıyla Musik finde ich cool demiş olacaktım değil mi? Dilerseniz burayı bir tekrarlayalım. Wie findest du Musik? Müziği nasıl buluyorsun? Ich finde Musik cool. Ben müziği havalı buluyorum. Ya da müziği ben havalı buluyorum derken Musik finde ich cool demiş oluyorum. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla bir tekrarlayalım. Ich finde Mathematik interessant. Ich finde Mathematik interessant. Mathematik finde ich interessant. Mathematik finde ich interessant. Wie findest du Musik? Wie findest du Musik? Ich finde Musik cool. Ich finde Musik cool. Musik finde ich cool. Musik finde ich cool. Sıradaki örneğimizle devam edelim arkadaşlar. Wie findest du Literatur? Literatur bunu az önce listeye eklemeyi unuttum arkadaşlar. Literatur edebiyat demek. Demek ki edebiyat literatur demekmiş. Edebiyat dersini nasıl buluyorsun diye sorduğumuzda demek ki Wie findest du Literatur sorusunu sormamız gerekiyormuş. Baktığımızda arkadaşlar Ich finde Literatur toll. Evet toll az önce de gördük. Neydi? Müthiş, harikulade anlamındaydı değil mi? Demek ki edebiyat dersini müthiş buluyorum diyecek olursak ya da harikulade değil mi? Ne diyeceğiz? Ich finde Literatur toll. Ancak Literatur kelimesini başa da alabiliriz. Dolayısıyla tıpkı yanda olduğu gibi o şekilde de başlatabiliriz cümleye. Dolayısıyla Literatur finde ich toll bu da doğru olur. Demek ki ich finde Literatur toll ya da Literatur finde ich toll ikisi de aynı anlama geliyormuş. Sadece ne yapmış oluyorum? Altını çizmiş oluyorum değil mi? Neyi kastettiğimle ilgili. Eğer beni kastediyorsam cümleye ich ile başlıyorum. Ancak dersi yani bu durumda edebiyatı kastediyorsam değil mi? Literatür bunu cümlenin başına almış oluyorum. Sonraki örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Ne diyor sorumuz? Wie findest du Geografie? Geografie neydi arkadaşlar? Güzel Türkçemizde
coğrafya demekti değil mi? Coğrafya dersini nasıl buluyorsun demek ki neymiş? Wie findest du Geografie sorusuymuş. Evet, buraya baktığımızda cevabı arkadaşlar iki türlü cevaplayabiliyorum. Değil mi? Geografie finde ich nicht langweilig. Bakın burada ne var arkadaşlar? Bir olumsuzlama var. Nicht langweilig, bu da üzgün surat. Neydi langweilig? Sıkıcı demekti. Ancak nicht langweilig derken sıkıcı değil diyeceğim. Dolayısıyla ne olacak bu arkadaşlar? Sıkıcı değil, nicht langweilig. Coğrafyayı sıkıcı bulmuyorum değil mi? Dolayısıyla burada pozitif bir anlam var değil mi? Güzel, doğru bir anlam var. Daha doğrusu olumlu bir anlam var. Ne diyeceğim o zaman? Geografie finde ich nicht langweilig. Coğrafyayı sıkıcı bulmuyorum demiş oluyorum. Ben bunu, yani işi başa getirdiğimde bu da doğruydu. Herhangi bir anlam değişimi değil mi yoktu. Dolayısıyla ich finde Geografie nicht langweilig şeklinde de yorumlayabiliyorum. Demek ki Geografie finde ich nicht langweilig ya da ich finde Geografie nicht langweilig de diyebiliyorum. Ben şunu arkadaşlar başa getirseydim devrik bir cümle olurdu. Konuşma dilinde geçerli mi bilemiyorum ama doğru olanı yapmakla mükellefiz. Dolayısıyla arkadaşlar her halükarda bilmem gereken şey şu. Finden ya da eylemim her neyse ikinci pozisyonda olmak durumunda. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? Geografiyle ile başlamış oluyorum ya da eşle başlamış oluyorum. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var arkadaşlar. Diğer türlü başka öğeleri buraya getirdiğimizde anlamda belki anlam ifade edilmiş olabilir. Ancak burada amacımız doğru olan Almanca olduğu için Hochdeutsch, yani Hochdeutsch standart Almanca, doğru olan Almanca olduğu için biz Almanca kolay olarak ne yapıyoruz? Size Hochdeutsch veriyoruz. Yani standart olan Almancayı vermiş oluyoruz. Burada herhangi bir lehçeye, herhangi bir bölgeye, eyalete ya da işte o aksana hiç mi hiç girmiyoruz. Dolayısıyla bu standart olan Almanca Almanya'nın her yerinde geçerli olan, yani her bölgesinde geçerli olan Almanca. Diğer örnekle devam edelim arkadaşlar. Ne diyor? Wie findest du Informatik? Informatik neydi arkadaşlar? Bilişim dersi. Değil mi? Güzel, Türkiye'mizde de artık çok popülerliği olan bir ders. Değil mi? Wie findest du Informatik? Bilişim dersini nasıl buluyorsun? Evet, burada okey. Okey neydi arkadaşlar? Ne iyi ne kötü değil mi? Nötr surat değil mi? Ne gülümseyen ne de üzgün olan. Dolayısıyla normal. Nasıl buluyorum? İyi buluyorum değil mi? Daha doğrusu okey buluyorum. Ne iyi ne kötü. Dolayısıyla ich finde Informatik okey değil mi? Ich finde Informatik okey. Ben bilişimi ne iyi ne de kötü ortalamada buluyorum. Diyebileceğim gibi ne diyebilirim? Informatik finde ich okey de diyebiliyorum. Ve son örneğimize geldi sıra. Wie findest du Naturwissenschaften? Evet, Naturwissenschaften neydi arkadaşlar? Fen bilimleri demekti değil mi? Natur neydi? Doğa. Doğa bilimleri ya da fen bilimleri de denilebiliyor. Nasıl buluyorsun değil mi? Wie findest du Naturwissenschaften? Evet. Naja, es geht so. E işte, değil mi? Ne öyle ne böyle değil mi? %50 demiştik ya hatta bu nasılsın ders videosunda. Ne demiştim? %50 ne iyi ne kötü. Dolayısıyla doğa bilimlerini ya da fen bilimlerini nasıl buluyorsun derken Wie findest du Naturwissenschaften? Naja, es geht so demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie findest du Literatur? Wie findest du Literatur? Ich finde Literatur toll. Ich finde Literatur toll. Literatur finde ich toll. Literatur finde ich toll. Wie findest du Geografie?
Wie findest du Geografie? Geografie finde ich nicht langweilig. Geografie finde ich nicht langweilig. Ich finde Geografie nicht langweilig. Ich finde Geografie nicht langweilig. Wie findest du Informatik? Wie findest du Informatik? Ich finde Informatik okay. Ich finde Informatik okay. Informatik finde ich okay. Informatik finde ich okay. Wie findest du Naturwissenschaften? Wie findest du Naturwissenschaften? Naja, es geht so. Naja, es geht so. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde ne gördük? Der Stundenplan ve wie findest du sorusunun, değil mi, alternatif cevaplarını görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.